Herkese merhaba. Bugün İstanbul'a çok yakın bir yerden bahsedeceğim size. Ava'dayız. Nehir ve deniz manzaralı Nostalji Butik Otel'deyiz. Otelimizi birlikte gezmeye ne dersiniz? Buyurun. Nostalji Butik Otel dediğimiz kadar var mı? Evet, bu güzel otelin işletme sahibi Barış Bey yanımızda. Barış Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkür ederiz. Nostalji Butik Otel'de güzel bir gün geçirdik kahvaltısıyla birlikte. Ama öncelikle izleyicilerimize oteli biraz tanıtmak istiyoruz. İstanbul'a yakınlığından başlayalım. Nedir mesafesi İstanbul'a, Ava? Şimdi öncelikle sizleri buradan ağırlamaktan gerçekten onur duydum. Teşekkür ederim. Bu anlamda favori lezzetler ve favori mekanlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Sizlerle ben de keyifli bir gün geçirmiş oldum sayenizde. Bizim İstanbul'dan uzaklık mesafesi 1 saat kadar kısa süreli olan İstanbul'un arka bahçesi diye adlandırılan Şile Ava'da standart, deluxe, jacuzzi, şömineli oda seçeneklerimizle birlikte deniz, nehir ve orman manzaralı muhteşem bir konuma sahip evet. Ve Ava'nın da tam merkezinde olan bütün şehirdeki marketlere her tarafa yakınlığıyla da bilinen Nostalji Butik Otelimizde misafirlerimize böyle güzel bir konaklama sağlıyoruz. Konaklamanın dışında güne güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Kahvaltınız bayağı güzeldi. Ben çok beğendim. Özellikle peynir çeşitleri gerçekten çok lezzetli. Ve biraz bunlardan kaç çeşit kahvaltı var mesela burada? Yani biz konaklayan misafirlerimize serpme kahvaltı ikram ediyoruz. Ya bu serpme kahvaltı da sizin yediğiniz ve görsellerde gördüğümüz gibi bayağı zengin çeşitlilik, evet. Çeşitliliğe ve aynı zamanda da değişik yerlerden aldığımız kaliteli ürünlerin birleşimiyle oluyor. Harika. Bunun dışında menümüz dünya mutfağı, dünya kahvelerimizin olduğu, sıcak ve soğuk olmak üzere bütün dünya kahvelerinin olduğu, sadece otel misafirlerimize değil, aynı zamanda gördüğünüz gibi çok da güzel bir şık restoran ve kafemiz var.
dışarıdan günübirlik gelen insanlara da misafirlerimiz de oluyor. Onlara tabii da ki, hizmet veriyoruz. Kesinlikle. Onlara da elimizden geldiği kadar güler yüzle kaliteli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bir de butik otelin, yani Nostalji Butik Otel'in farklı bir özelliği daha var. Odalarımız farklı konseptlerden oluşuyor. Tabii ben en çok bütün odaları çok beğendim ama şöyle bir tüyo vereyim, Türkan Şoray odasını bence siz de bir tanıyın derim. Sizden alalım. Hangi odalarımız var? Kimler var odalarımızda? Şimdi 14 tane odamız var Nostalji Butik Otelimizde. Neden nostalji? Bugün biz bu turizm sektörüne girdiğimiz zaman bir isim arayışına girdik. İsim arayışına girerken de bir Ar-Ge yaptım daha doğrusu. Birkaç değişik otelde kaldım. Kaldığım bütün otellerde de aşağı yukarı güzel otellerdi ve konseptleri birbirine çok yakındı. Bir farklılık yaratmak istedik. Bunun için de ne yapabiliriz? Aklımıza şu geldi. Ya bir şeyden bahsederken de her zaman şunu söyleriz değil mi? Eskiler güzeldi. Eskiden ne kadar güzeldi. Eski aşklar güzeldi. Eski dostluklar güzeldi. Hep bunları konuşa konuşa ya o zaman biz eskiye göre bir konsept kuralım fikri doğdu. Bu da ne olabilir diye düşündük. Yani nostalji olsun dedik. Odalarımızı da biraz o konsepte ilerlettik ve çok da keyifli oldu. Özellikle apliklerimiz bile gaz lambalarından oluşur. Bununla ilgili de nostalji deyince de evet işte Adile Naşit'imiz, Sadri Alışık, Kemal Sunal'dan tutun Tarık Akan, Türkay Şoraylar. Yani böyle güzel de bir Yeşilçam'ın ünlülerinin de isimlerini verdik. Bütün odalara her bir ünlünün ismini verdik. Türkiye'de Türk sinemasında ya da sanatına damga vurmuş insanları da unutturmamak adına hepsine bu isimleri verdik. Çok da keyifli, müşterilerimiz de çok beğeniyor. Dediği gibi öncelikle bizi Adile Naşit elinde çaylarıyla karşılıyor. Sonra tabii ki Sadri Alışık'ımız var. Onun haricinde siz de eğer Şile Ava'ya geldiğinizde Nostalji Butik Otel'e muhakkak gelin. Burada bir gün geçirin. Nefis kahvaltı ve kahveleri tabii ki denemeyi unutmayın. Herkesi Nostalji Butik Otel'e bekliyoruz.